Evet sevgili bahisseverler, hepiniz yeni Spor Toto bölümümüze hoş geldiniz. 34. hafta Spor Toto bülteni ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta oldukça güzel bir hafta geçirdiğimizi söyleyebiliriz. İkramiyelere bir bakalım. 15 bilen size çıkar demiştim. Birçoğunuz bu maçlar ters, zor maçlar, bilen olmaz yazmışlar yani yorumlara. Ama şu sistemi etmeden de duramayacağım arkadaşlar. Yani bu videonun normalde 10 bine yakın izlenip de atıyorum 300-400 tane yorumu olup da gidip 1000'den fazla 1500-2000 tane like olması lazımken tam tersi böyle hani yorum sayısı ile like sayısı eşit neredeyse 250'ye yakın yorum 250'ye yakın like var. Bu YouTube'da aşağıda videonun altında şu işarete beğenmiyorsanız da şu işarete basarak bizlere bir gösterin beğenip beğenmediğinizi. 10 bine yakın izleniyoruz ama 250 tanecik beğeni işareti var, dislike veya like işareti. YouTube'da hesabınız yoksa mail adresinizle çok kolay kaydolabilirsiniz. Yorum ve like yapabilmek için lütfen rica ediyoruz. Emeklerimizin karşılığı olarak en azından sizlerden beğenilerinizi göndermenizi istiyoruz videonun altındaki bu işaretten. 15 bilen 5 kişi çıktı. 630 bin ve artı 14, 13, 12'yi de alıyor biliyorsunuz. Onların şeyini Toto nasıl oynanır? Toto ile ilgili videomuz var şurada. Yönetmenim koyar iyi işaretini. Bilmeyenler izleyebilir Toto ile ilgili ayrıntıları. 14 bilen 138 kişi ki aramızda yine birkaç tane 14 bilen var. Çok sayıda 13 bilen var. Tebrik ediyoruz kendilerini ama 15 bilen o 5 kişiden biri çıkmadı. En az yoruma yazan ya da bana ulaşan olmadı ama inşallah vardır. Onu da tebrik etmek isteriz. Varsa kendini göstersin. 5000 küsür lira almış. 13 bilen 1700 küsür kişi 500 liraya yakın almış. 12 bilen 14.000 küsür kişi de 66 lira almışlar. Tabi ne demiştik? Biz çok güzel, birçok maçta çok güzel başarılı tercihlerimiz oldu. Nedir bunlar? Şimdi bazılarınız diyor mesela işte favori şey gelmedi ki, sürpriz gelmedi ki. Şaşırıyorum onlara. Onlara göre sürpriz ne acaba? Sürpriz sizin düşündüğünüz şey değil arkadaşlar. Yani maçların sürpriz bitmesi dediğimiz mesela Kasımpaşa Fenerbahçe maçında kimdir favori olan, kimdir sürpriz? Kasımpaşa tabii ki sürprizdir. Fenerbahçe favori olandır. Hem oransal anlamda hem de güç bakımından. Ama Fenerbahçe'nin durumuna baktığımızda puan kaybetme ihtimali var mı? Var. Kasımpaşa bizim gözümüzde favori oluyor. Fenerbahçe sürpriz oluyor. Ama bu Fenerbahçe'nin favori olduğunu ve Kasımpaşa'nın sürpriz olduğunu değiştirmez. O yüzden biz Kasımpaşa sürprizini çok iyi bildik. Yani 1-0 önermiştik. Galatasaray'ın yanına mutlaka 0 konması gerektiğini söylemiştik. Trabzon maçında... Ya sonradan tabii biz bu videoları 2 gün önceden en az çekiyoruz. 2-2,5 önceden ama sonradan olan gelişmelerden, işte sakatlıktan, cezalardan fikir değiştirilebiliyor. Ben kendi Toto kuponumda da yine 0-2 şeklinde oynamıştım ama mesela Kayseri ve Malatyaspor maçlarını başka yerlerde bilmiyorum alabildiniz mi ama buralardaki yani bu iki maçtaki özellikle sürpriz tercihlerimiz hem Kayseri'nin hem Malatya'nın galibiyeti bile olmayan uzun süredir Malatya'nın galibiyetlerini 1 ve 0 olarak verdik ve yine birçoğunuz faydalanmıştır diye düşünüyorum. Sivas'ın yine 2'nin yanına 0 konması gerektiğini. İşte Antalya'yı 0 verdik ama bütçesi olanlar için Antalya tarafına seker dedik. Maç yenerse Antalya yener dedik. Tottenham Manchester'ı direkt 0'la aldık. Liverpool'u 0 tehlikesini söyledik. Bakın iyi hatırlayın, çok güzel tercihler verdik. Leipzig Dortmund'da ben bütçem olmadığından dolayı 0 dedim ama bütçesi olanlar Dortmund yener bir tarafa, bir taraf yenerse Dortmund olur dedik. En büyük hatayı Sevilla, Barcelona ile Real Sociedad, Real Madrid maçlarından birini, Barcelona ya da Real Madrid maçlarından birinin berabere bitebileceğini söylemiştim ama yanlış seçim yaptık. Real Madrid'e 0-2 dedik, Barcelona'ya 2 dedik. Halbuki orada şöyle bir hatam oldu. Özür diliyorum sizlerden. Çünkü rakibe baktığınız zaman Sociedad gibi bir rakibin Real Madrid'e puan kaybettirme olasılığı mı yüksek? Sevilla gibi güçlü bir rakibin mi Barcelona'ya karşı hani puan kaybettirmesi yüksek diye baksaydık, orada bir akıllı davransaydım Barcelona'da 0-2 deyip Real Madrid'e 2 geçebilirdik diye düşünüyorum. Inter-Sampdoria maçı da yine rahat bir şekilde geldi. Yani benim sizlere verdiğim, bütçesi de olan arkadaşlara verdiğim tamamen bütün maçlar, çünkü Barcelona hariç 14 maçın 14'ü de bütçesi olanlara göre geldi ve nereden baksanız 6-7 tane sürprizi bilmiş olduk. Zaten geçen haftadan da 6 tane maç berabere bitti. Sadece biz Barcelona'yı yazmamıştık. O yüzden 13-14 tutturan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Azıcık katkımız olduysa, fikirlerimize yardımcı olabilirsek ne mutlu bizlere diyelim. Şimdi asıl bu hafta geçen haftadan daha zor bence. Ne kadar kolay gibi görünse de bu hafta 256'lık bir kupon yaptım ben. Sizlere bunu kısa kısa anlatacağım ama tabii 4, 8, 16 liralık düşük bütçeyle oynayanlar da var ki geçen hafta çok büyük bir ikramiye vardı biliyorsunuz. Herkese oynamanızı tavsiye etmiştim. Yine birçoğunuz oynadım, oynamadım, kaydettim. İşte param yoktu veya keşke oynasaydım 50 kuruşta şu kadar bildim. Keşke 8 lira oynasaydım. Yani öyle büyük olduğu zaman ikramiye biraz arttırın bütçeyi arkadaşlar. Hani 1 lira oynuyorsanız bile 2, 4, 8, 16 liraya kadar çıkmaya çalışın. Çünkü gerçekten şansınız artabiliyor. Biliyorsunuz burada mesela 14 bildiğinizde bile baksanıza
toplamda nereden baksanız 6-7 bin 8 bin para vermiştir herhalde diye düşünüyorum. Ben 256 yapıyorum çünkü dediğim gibi binlerce lira kupon yapıp 5-10 bin lira oynayan da var buna. 4-8-16 oynayan da var. Ben ikisinin ortasını tutturmaya çalışıyorum. Bütçesi olanlara ekstra tercihler vereceğim. Tek geçecek olanlara da fikirlerimi söyleyeceğim. Bugün konuğumuz yok maalesef. Ne Haluk Yürekli ne de Gökhan Dinç müsait olmadıkları için bizlere katılamadılar. Kendilerine buradan sevgiler saygılar sunuyorum. Haftaya en az bir tanesi olacak inşallah yine. Diyelim. Siz de yorumlara mutlaka görüşlerinizi yazarsanız ve dediğim gibi like'larınızı gönderirseniz sevinirim. Beşiktaş-Konya mücadelesinde hızlıca maçlara girelim kısa kısa. Ben Beşiktaş'ın evet kendi evinde galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum ama Konya'da artık düşmeme mücadelesi veriyor ve Sivas maçıyla da bizlere biraz daha istekli bir oyun gösterdiler. Boateng'in şüpheli olduğunu söyleyelim. Vida da defasta şüpheli görünüyor. O yüzden bir beraberlik riski de mutlaka var. 1 ve 0 aldım ben. Konya sürprizi beklemiyorum. Fenerbahçe-Malatyaspor mücadelesinde evet yine sürpriz aranabilecek bir mücadele. Yine Malatya sürprizini arayanlara laf söylemem. Çünkü Malatya'da Göztepe'yi yendi tekrar. Çıkışa geçmeye çalışıyor. Serdar Aziz defansta şüpheli görünüyor Fenerbahçe'de ama en azından Malatya gibi bir takıma karşı kaybetmemeyi başaracaktır diye düşündüğüm için sürprize en fazla sıfırla çıkar diye 1 ve 0 aldım ben. Tek geçecekler yine sürpriz istiyorlarsa sıfırla deneyebilirler. Ben 1-0 olarak aldım. Başakşehir Galatasaray mücadelesine baktığımızda tabii ki burada favori Başakşehir şampiyonluğa daha yakın. Galatasaray artık koptu diyebiliriz ve çok fazla sakatı ve cezalısı var. Skrtel cezalı sadece Başakşehir'de. Galatasaray'da Mustera'nın dışında Mariano cezalı. Falcao'nun oynayamayacağı haberi var. Sakatlandı. Hatta bir sonraki maça bile yetişmeyebilirmiş. Adem Büyük cezalı. Ahmet Çalık cezalı. Andone sakat. Marcao sakat. Yani şu an forvet hattında kimi oynatacağını inanın düşünemiyorum. Kim var forvete en yakın? İşte kimdi o? Feguli oynayabilir, Onyekuru oynayabilir ama tam yani asıl forvet olan mevkisi öyle Yunus Akgün ne bileyim oynatabilirse. Yani bu maçta Galatasaray'ın işi çok zor, isteyenler direkt bir alabilirler ama ben sıfır ihtimalinde düşündüğüm için 1 ve 0 olarak aldım kuponuma. Trabzon-Ankara gücü mücadelesinde evet olaylı bir Antalyaspor, olaylı bir Alanyaspor mücadelesinden çıktı. Trabzonspor puan kaybetti ve bu maçta mutlaka kazanacaktır. Mustafa Reşit Akça ile yollar ayrıldı Ankara gücünde zaten. Düşecek gibi de görünüyor. Envakame'nin sakatlığı, Hosseini'nin cezası olmasına rağmen Trabzonspor'un burada bir puan kaybı yaşayacağını düşünmüyorum. Yine Kitsiyu Ankara gücünde defansta cezalı. Yine siz son gün, cuma günü son gün, son saate kadar saat 8.30'a kadar falan vaktiniz var. O gün son saatlere kadar sakat cezalı bilgilerini sanal bayilerden milyoner tuttur nesine gibi bakabilirsiniz. Ya da transfermarket.com'dan da yine güncel bilgilere, sakat bilgilerine ulaşabilirsiniz. Trabzon'u tek geçtim, sürpriz beklemiyorum. Göztepe Alanyaspor mücadelesinde işte asıl zor maçlar burada başlıyor ama yani Alanya'nın maç seçtiğini söyleyebiliriz. Mesela Trabzon'a karşı oynadığı oyuna bakalım. Ondan önce işte Başakşehir'e karşı oynadığı oyuna bakalım. Bir de kupayı önemsediği için Antalya'ya. Hani 3 farklı Alanya gördük karşımızda. Göztepe karşısında nasıl bir oyun sergileyecek bilmiyorum. Kupaya hedeflenmiş durumdalar ama ilk 4 şansları da var mı? Var sonuçta, neden olmasın. Hala oynanmamış olan bir 6 hafta var sonuçta önümüzde baktığımızda. Herhangi bir en sakalanın cezası var. Onu söyleyebiliriz. Göztepe'de Trabzon'a yenildikten sonra Yeni Malatya'ya da boyun eğdi. Onlar da herhalde biraz rehavete girmiş olabilirler. Burada bir Alanya sürprizi arayabiliriz. Bilmiyorum. Oran açısından en azından favori olan taraf tabii Alanyaspor. Oranlar birbirine çok yakın. İddia oranları olarak baktığımızda tabii oranlarla işimiz yok ama ben zaten Alanya'yı dediğim gibi Göztepe'ye göre daha çok beğeniyorum ama maç seçiyor işte. Hangi maçta nasıl oynayacağını bilemiyoruz ama mevcut formlarına baktığımızda ben 0-2 alınması taraftarıyım. Tek geçeceklerde 0 sürprizi deneyebilirler. Rize Denizli mücadelesine baktığımız zaman yine Rizespor kendi evinde favori olan taraf olacaktır ama Antalya karşısında da yine çok direnç gösteremedi. Düşmekten kurtulmaya çalışıyor. Her iki takımda Denizli'nin durumu biraz daha iyi. 3 puan önde. Onlar da Beşiktaş'a direnemediler. Çok ortada bir oyun. Denizli Spor'da Zeki Yavru ve Oğuz Yılmaz cezalı. Defanstan önemli isimler bunlar ve bu mücadelede dediğim gibi deplasmanda bir puan çok değerli olacaktır. Denizli yenilmemeye çalışacaktır. Yenişemeyeceklerini düşündüğüm ve sadece tek sıfır olarak geçtiğim iki maçtan biri bu. Rize Denizli Spor maçına sıfır geçiyorum. İnanın çifte şans oynayacaksanız ne tarafa kayarsanız kayın benim için sürpriz olmayacaktır. Her ne kadar Rize bir tık daha önde görünse de çünkü içinde bulunduğu durumdan dolayı ve ihtiyaca baktığımızdan dolayı Rize'nin daha çok ihtiyacı var maça. Bütçesi olanlar belki 1-0 oynayabilirler ama ben tek sıfır olarak geçtim. Sivas-Kayseri mücadelesinde yine Sivas'ta
Tekleye tekleye gidiyor. Yine Konya karşısında 2-2 beraberliği zor kurtardılar ama hani Trabzon'da takıldı. Artık Başakşehir Galatasaray'la oynayacak filan. Konya'yı illa yenmesi lazım ama Konya'da da bir çıkış söz konusu. Yine Gençler Birliği 2-0 yendiler. Sakat cezalı bilgisi yok şu an itibariyle 2 gün önceden. O gün Cuma günü. Tekrar güncel bilgilere bakın. Çok önemli sakatlar varsa birin yanına bir sıfır mutlaka alın. Sivas'a yakın bir mücadele ama dediğim gibi sakat cezalı bilgisine göre sıfırı da mutlaka alın. Konya galibiyeti beklemiyorum. Pardon, Kayseri galibiyeti beklemiyorum ya. Ben niye Konya deyip duruyorum? Sivas-Kayseri maçında Kayseri galibiyeti beklemiyorum ama tabii onların da dediğim gibi düşmeme çabası olduğu için sürprize her zaman açık. Sakat cezalı bilgilerine göre sıfıra da alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben 1-0 olarak aldım kuponuma. Gaziantep-Antalyaspor mücadelesi direkt yine tek sıfır olarak geçtiğim mücadelelerden biri. Antalya'da öyle. Mesela Beşiktaş'a karşı çok iyi görebiliyoruz ama kupada Alanya'ya karşı çok silik bir futbol oynadılar. Rize'yi güzel bir oyunla yendiler. Antep yani Ankara gücüyle beraber kaldı. Galatasaray karşısında izledik, görmüşsünüzdür. Burada da iki orta sıra takım. Ne düşme ne çıkma dertleri yok. Yine ortada bir mücadele olacaktır. Beraberliğin ağır bastığı bir mücadele olduğunu düşündüğüm için ben direkt sıfır aldım. Yani bir tarafa dönerse inanın işin içinden çıkamıyorum. Yani bunu size bırakıyorum. İlla çifte şans almak isteyen varsa 0-2 de olur, 1-0 da olur ama ben sıfırı aldım. Sıfır biteceğini düşünüyorum maçın. Bilmiyorum, gerçekten çok zor. Gençler Birliği Kasımpaşa mücadelesine baktığımızda Kasımpaşa'nın çok formda olduğunu görüyoruz. Pandemiden sonra özellikle Gençler Birliği Konya'yı yendi tamam ama Kayseri'ye karşı yenildi. Kasımpaşa'ya göre biraz daha aksıyor durumları. Düşme potasının hemen üstünde iki takım da 4-5 puan kadar üstünde ama yine beraberlik iki tarafı da üzmeyebilir. Kasımpaşa'nın defansında Tirpan kart cezalısı oynayamayacak. Bu da beraberlik çok fazla ağır basmasına rağmen ben Kasımpaşa'nın deplasman performansından dolayı burada sürpriz bir galibiyet çıkarabileceğini düşünüyorum. Gençler Birliği de zaten sürpriz, yani sürpriz arayışına gittim. Sıfır bence bu maçın favorisidir. O yüzden ben sürprize gittim. Böyle düşündüğüm için 1-2 olarak aldım. Baktığımız zaman oranlar da 2.20'ye 2.45 açılmış. Aslında 0-2'ye biraz daha dönük bir mücadele. Onu söyleyeyim. Bu mücadelede Kasımpaşa kaybetmez. 1-2'yi boşa harcamayalım. 0-2 alalım biz bence. Bu mücadeleyle ilgili 0-2 alıyorum. Evet. Gençler Birliği'nin galip geleceğini düşünmüyorum. Mönchengladbach Hertha Berlin mücadelesi. Almanya'da tabii ilk 4 içinde bitirmeye çalışan bir Mönchengladbach var ama Hertha Berlin'de dengesiz bir takım. Ne yapacağı belli olmuyor. İşte 3 maç yenildiler, sonra Leverkusen gibi formda bir takımı yendiler. Mönchengladbach'ta mesela Bayern Münih'e yenildikten sonra Wolfsburg ve Paderborn'u yendi. Dediğim gibi ihtiyacı olan daha çok Mönchengladbach tarafı. Thuram yok ama Thuram oynamayacak. Hertha Berlin tarafında da defans ve orta sahada bir sakat, bir cezalıları var. Yine Mönchengladbach güç dengesi bakımından daha önde olan taraf tabii ki. Bir yazılabilir kuponumuza ama sürpriz çıkma ihtimaline karşı ben 0'ı da aldım. Dediğim gibi bütçesi ortalamanın üstünde olanlar 1 ve 0'ı alabilirler bence. Dortmund-Hoffenheim mücadelesinde Hoffenheim'ın son zamanlarda Dortmund'a birçok kere çelme taktığını görüyoruz ve son zamanlarda formda bir Hoffenheim'de görüyoruz. Yine 2'de 2 ile gidiyorlar ve ilk 7 potasına girdiler. Avrupa potasındalar ve hala ileri gitme, yani en azından ilk 7'deki yerlerini koruma amaçları var. Burada Dortmund'un inişli çıkışlı performansı bize çok güven vermiyor. Çünkü ikincilikleri, yani şampiyon olamayacakları belli. 2 de olsa, 3 de olsa, 4 de olsa Avrupa'ya gidecek ama zaten 3. ile arasında 6 puan fark var. Hani ara sıra rehavete giriyorlar ya, bunun nedenlerini araştırmaya çalışıyorum. Var mı bu maçta öyle bir ihtimal? Bir de Hoffenheim'in gücünü de ortaya koyarsak. Ve sakat cezalı şu an Emre Can cezalı görünüyor mesela. Başka iki takımda da bir şey göremiyorum şu an itibariyle ben. Dortmund ne kadar galibiyete yakın olsa da, takım olarak iyi olan tarafı olsa da beraberlik riski de mutlaka var. Ama isteyenler 1-2 de alabilirler. Yani en az iki tercih yapılmalı. Ya 1-0 ya 1-2 mutlaka yapılmalı diye düşünüyorum. Yine sizler de aynı fikirdeyseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Real Madrid-Barcelona arasında kıyasıya bir şampiyonluk yarışı var. Biri puan kaybederse öbürü avantajlı konuma geçecekti. Ki öyle oldu. Real Madrid öne geçti. Puan eşitliğinde bile averajdan dolayı üstün olduğu için Real Madrid şampiyon olacak. İkisini birden aynı anda yorumlayacağım. İspanyol'un da Celta Vigo'nun da Barcelona ve Real Madrid'e karşı, ya zorlasalar da herhangi bir sürpriz çıkarabileceklerini sanmıyorum. O yüzden bu maçları tek geçtim. İstiyorsanız birinden birinde. Artık sanki Real Madrid biraz daha, İspanya'da çıkan söylentiler var. Hakemler tarafından daha çok kullanılıyor gibi. Varda işte offside olmasına rağmen yok. İşte o kalecinin önünü kapatmadı diye offside saymıyorlar. Veya bir gol yiyor mesela. O sırada eline çarptıydı, çarpmadıydı. İspanya'da takip edenler görürler. Biraz daha kollanıyormuş gibi sanki hakemler tarafından Real Madrid. Öyle demeçler var çünkü basında çıkan haberler var. Sanki şampiyonluğa biraz daha yakın gibi Real Madrid. Ama Barcelona da tabii bırakmayacak, sonuna kadar yarışacak. O yüzden bu maçlarda ben
Sürpriz beklemediğimden ikisini de 2 olarak aldım. Milan-Roma mücadelesinde baktığımız zaman tabii iki takımla kıyasladığımızda Roma'yı ben bir adım önde gördüğüm için Milan her ne kadar tamam son maçta yenmiş olsa da ben Roma'nın burada yenilmeyeceğini bir de Toto açısından baktığımız zaman Milan kendi evinde favori olacaktır ama Roma'ya güveniyorum ben 0-2 hakkımı burada kullandım. Yani direkt 0 gibi görünüyor mücadele ama dönerse Roma'ya döner diye çünkü favori olan Milan olacağı için 0-2 denedim. Lazio-Fiorentina maçında da bütçeyi abartmamak için Lazio'nun bu performansıyla yani Fiorentina'ya kıyasla en son bıraktığımız performansıyla Brescia'yı yenemedi. Kırmızı kart falan var Fiorentina'nın biliyorsunuz. Lazio'nun Fiorentina'yı yenebileceğini düşündüğüm için direkt 1 aldım. Onu da söyleyeyim. Evet başta da hatırlattığım gibi yönetmenim de istatistiklere bakmış. Kanalımıza abone olmadan bizleri izliyormuşsunuz. Lütfen kanalımıza abone olun. Aşağıdan abone ol kısmından ve mail adresinizle YouTube'da bir hesap açıp bizlere like en azından ya da yorum yapabilmek için mail adresinizle YouTube'a kaydoluverin. Bir şey kaybetmiyorsunuz emin olun. Bir de bildirimlerinizi açarsanız zil işaretine basıp da video yüklendiğinde bildirim gelir efendim. Bunu da hatırlatmış olalım. Biz de bu şekilde mutlu etmiş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Lazio Fiorentina maçına da bir geçtim ben. Ben şunu yaptım. Ben bunu yaptıklarım dediklerimin toplamı 256 fikirlerimi söyledim. Bu sene bu hafta geçen haftadan daha zor emin olun. Bence bu hafta bilmeyen çıkabilir. Bilen çıkmayabilir daha doğrusu. Siz de aynı fikirde olduklarınızı kullanıp bütçenize göre bazı tercihleri değiştirip inşallah yine 15 bilen bizim aramızdan çıkar. Bu 5 kişiden biri bizden mi hala bilmiyorum ama yazarsa sevinirim. Bir tebrik ederiz. En azından bir röportaj yaparız. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Like yorumlarınız için de şimdiden teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.